Ayşen Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir örgü modelinin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Bu iplerle de çok güzel olacak arkadaşlar. Bunlar numaralarını veremeyeceğim. Çünkü bundan devamı olmuyor. Bunlar ihraç fazlası ipler. Şöyle iki çeşit şişle öreceğiz. Bir kalın. Bu 2,5 numara arkadaşlar. Bunun numarası 2,5. Bu 6 milim. Bu 2,5 milim, bu 6 milim, iki ayrı şişle öreceğiz modelimizi. Şimdi modelimizin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmeklerimizi atarak başlayacağız. Siz isterseniz ilmeklerinizi nasıl istiyorsanız o şekilde atabilirsiniz. Öncelikle kalın şişimize atıyoruz ilmeklerimizi. Öncelikle şöyle ilmeklerimizi istediğimiz ölçüye kadar atalım. Yalnız çift sayı olması gerekiyor. Sayılarımızın 2, 4. Yani bu şekilde 2'nin katlarından oluşturacağız modelimizi. Bu şekilde 2'nin katlarında atıp gelelim ilmeklerimizi. 16 tane ilmekle attım. Bu kadar ilmek benim için yeterli. Göstermelik için arkadaşlar hemen ince şişimi alıyorum ve örmeye başlıyoruz. Bu sırada modelimizi kurmayacağız. Bir sıra ters öreceğiz modelimizi. Hemen baştakini ben örmeden alıyorum. İkinciyi şöyle ters olarak örüyorum. Bir sıra başlangıçta ters öreceğiz. Ondan sonra ikinci sırada modelimizi kuracağız. Bu şekilde bir sıramızı ters örerek şöyle başa kadar gelelim. Birinci sıramı yapıp bitirdim. Şimdi ikinci sırada modelimizi kuruyoruz. Şöyle hemen ilk baştakini örmeden aldım. İpimi arkaya atıyorum. İkinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şöyle buradan düz olarak örüyorum. Hemen bana taraf atıyorum. Tersi bu şekilde değil arkadaşlar. Şöyle getiriyorum. Şuradan şu arkadan ilmeğimizi alacağız. Şuradan şöyle biraz ilk başta zor oluyor olabilir. Sonra eliniz alışıyor. Hemen şuradan arkadan alıp ilmeğimi çıkardım. Tekrar arkaya atıyorum. Oldukça yavaş göstereceğim. Şöyle düzü düz olarak ördüm. İpimi bana taraf attım. Tersi şöyle buradan değil. Şöyle yapıyorum. Arkadan. Şuradan görünüyor umarım. Şöyle arkadan ipimi arkadan alıyorum. Bu şekilde almasak zırh modeli oluşmuyor arkadaşlar. Böyle petek petek olmuyor modelimiz. Yine düzümü ördüm. Tersime geldim. Yine şöyle şuradan şöyle yapıp şöyle elinizle tutarsanız çok kolay bir şekilde alınıyor. Hemen tersi de ters ördüm. Arkaya atıyorum. Düzü düz örüyorum. Bana taraf atıyorum. Hemen buradan şöyle yapıyorum elimle. Buradan batırıyorum şişimi. Tekrar arkaya atıyorum. Düzü düz olarak örüyoruz. Bana taraf atıyorum. Tersteyiz. Zaten modelimiz tersten oluyor. Şöyle. Bak. Şu arkadan alıyorum. Elinizle düzlemeden de batabiliyorsunuz. Tekrar arkaya attım. Düzü normal bir şekilde düz örüyorum. Bana taraf attım. Şöyle arkadan. Tekrar düzü düz ördüm. Bana taraf attım. Tersi ters. Şöyle elinizle de yapıp rahatlıkla buradan batırabilirsiniz. Tekrar attım ve son ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sıramızı bitirmiş olduk. Şimdi tekrar ters yüzündeyiz. İnce ile örürken ters yüzündeyiz arkadaşlar. Yine baştakini örmeden alıyorum. İpimi arkaya atıyorum. Bu düz. Gördüğünüz gibi ilmeğimiz zaten düz.
Belli de oldu hemen. Bunu düz olarak ördüm. İpimi bana taraf attım. Bunu şöyle arkadan alıyorum. Şöyle buradan değil, şuradan. Şöyle arkadan ipimi alıyorum. İpimi arkaya attım. Düzü düz olarak örüyorum. Tekrar bana taraf attım. Şöyle arkadan alıyoruz. Şuradan. Tekrar arkaya attım. Düz olarak örüyorum. Bana taraf attım. Şöyle arkadan alıyorum. Yani şöyle yaparsanız daha da kolay gözükür. Ben şöyle yapayım gözüksün. Şuradan, şu alttan, arkadan alttan alıyoruz ilmeğimizi. Tekrar arkaya atıyorum. Düzümüzü düz örüyoruz. Öne atıyorum. Şöyle arkadan ilmeğimi dıştan alıyorum. Bu şekil veriyor arkadaşlar modelimizi. Düz örüyorum. Şöyle arkadan tersimi alıyorum. Tekrar düzümüz. Şöyle arkadan alıyorum tersimi. Düzümü örüyorum. Öne attım. Şöyle buranı biraz şöyle şu tarafa getirip elinizi koyarsanız zaten belli oluyor. Şöyle altından. Altından üste batarak tersimizi örüyoruz. Tekrar attım ve düz. Düzle bitirdim. Şimdi olmamış gibi gözüküyor olabilir arkadaşlar. Hiç endişelenmeyin. Birkaç sıra yaptıktan sonra modelimiz ortaya çıkıyor zaten. Tekrar bir sıra daha örelim. Şimdi kalındayız. Burası düz yüzü zaten. Buradan örmeden alıyorum ilk baştakini. Hemen ipimi arkaya atıyorum. Bunu düz örüyoruz. Bu düz ilmeğimiz zaten. Hemen ilmeğimi çıkardım. Bana taraf attım. Burada ters ilmeğimiz var. Zaten belli. Gördüğünüz gibi terslerimiz. Hemen şöyle birazcık buğulatıyorum. Buradan alttan batıyorum. Arkaya atıyorum. Düzümü düz olarak örüyorum. Şöyle ipimiz yarıldı. Tekrar bana taraf atıyorum. Şöyle ipimi bana taraf aldım. Alttan girdim rahatlıkla ve örüyorum. Arkaya atıyorum. Düz olarak örüyoruz. Bana taraf attım. Tekrar ters olarak örüyorum. Arkaya attım. Bu düzümüz. Tekrar bana taraf attım. Şu tersimizi örüyorum. Bir ters, bir düz. Yalnız ters arkadaşlar arkadan alarak örüyoruz. Yani modelimizin bütün püf noktası şu. Şunu şöyle arkadan alarak örgümüzü örmek. Yoksa hiçbir başka sıkıntısı yok. Bir ters, bir düz olarak örüyoruz. Şimdi burayı bitireyim. Bir tane büyük parça da göstereyim ben size. Tersimi ördüm. Arkaya atıyorum. Son ilmeğim düz. Şimdi modelimiz ortaya çıkmaya başladı arkadaşlar. Ben şöyle büyük bir parça da yaptım. Ondan devam edelim. Şöyle gördüğünüz gibi renkleri de harika oldu. Ben çok beğendim. Gerçekten şık oldu. Şöyle arkasını da göstereyim. Arkası da çok şık. Yani böyle çekince yine aynı şekli alıyor. Hiç şöyle ilmeklerimiz kaçmasın. Şöyle yapıyoruz. Yine toplanınca aynı şekli alıyor. Şöyle hemen bir tane daha, bir sıra daha
Hepsini değil de birkaç tane de bundan göstereyim. Şimdi 10 da çok belli olmadı. Neden? Başlangıç olduğu için. Burada da başlangıç da çok belli olmuyor. Hemen buradan yine ilk örmeden alıyoruz. Aynı şekilde her zaman istersen kaç başlarsanız başlayın arkadaşlar. Aynı şekilde yaparsanız sizinki de benimki kadar güzel olur. Şöyle kameramızı ayarladık. İpim arkaya attım. İlk baştakini yine düz ördüm. Bana taraf attım. Şöyle buradan yine şöyle bollatıyorum. Ve buradan tersten alıyorum. Tekrar arkaya attım. Düz ilmeğimi örüyorum. Bana taraf attım. Hemen buradaki ters ilmeğimi şöyle yapıyorum. Şu arkadan alınca şuradan rahatlıkla oluyor. Hem oturduğunuz yerden daha kolay olacak arkadaşlar. Masanın üstünde hem kamera hem masanın üstünde şişler çok rahat dönmüyor. Örülmesi kolay değil. Bir de uzun olduğu için masaya çarpmasın diye arkadaşlar, ses çıkarmasın diye ben biraz böyle çok yavaş yavaş yapıyorum. Düzümüzü örüyoruz. Tekrar önüme atıyorum. Şöyle arkadaşlar. Şuradan arkadan alıyorum. Şuradan şöyle de hiç döndürmeden de alabilirsiniz. Ama kalınla biraz zor oluyor. Tekrar arkaya attım. Modelimiz anlaşılmıştır umarım arkadaşlar. Bu şekilde devam edecek. Umarım siz de bu sefer yaparsınız. Çok detaylı anlatma isteyen birkaç abonem vardı. Ben şöyle sıramı sona kadar geleyim. Sonra son bölümde görüşmek üzere diyelim. Arkadaşlar, ben parçamı yapıp bitirdim. Bence çok şık ve çok da güzel oldu. Bundan çok güzel bluzlar yapabilirsiniz. Çok güzel hırkalar da olur. Çok güzel yelek olur bundan diye düşünüyorum. Umarım siz de beğenir, benimle beraber yaparsınız. Bugün de beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.